Herkese merhabalar. Medyada fitne, fesat, nifak, fücur. Kısaca ona değineceğim. Üç tane dizi bağlamında. Geçenlerde bu dizilerin adları Söz, İsimsizler ve Savaşçı. Yayınlandığı kanallar fitne merkezleri. Fox TV, Kanal D ve Star TV. Zaten buralarda çıkınca birden şaşırmıştık. Ne oluyor dedim. Şehitlerin hatırasına iyi bir şeyler mi yapacaklar falan diye. Bir de aksiyon filmi izlettiriyor da. Paraya da kıymışlar. Kıymışlar. Sonradan tabii ki çıkıyor ortaya yavaş yavaş dikkatlice bakınca. Mesela bir diyalogda asker PKK'lıya soruyor, sizin bir bayrağınız bile yok diyor. Bu bölümü, bu videonun sonuna koyacağım. Bir bölümde sizin vatanınız bile yok diyor asker PKK'lıya. Yani tahrik ediyor. Bu hemen şeyi hatırlattı bana. İşte Hendek olaylarında, geçen sene Hendek kazılması olaylarında öldürülen PKK'lılar sanırım polisler tarafından, bazı polisler tarafından, FETÖ'cü polisler tarafından tahrik olsun diye jiplerin arkasına bağlanıp sürüklendiler. Şimdi ana vesayet ne zaman şeyi bitse, yakıtı azalsa hemen bu tür şeyleri devreye sokuyor. Bunu daha önce gördük. Yani bu şeyden, konflikt, bu anlaşmazlıktan, bu çatışmadan besleniyor ana vesayet. Bu çatışmadan besleniyor. Bunun barışla sonuçlanmasını, şey yapmasını istemiyor. Mesela yine bir tarihte yakıtı azaldı, Turgut Özakman'a bir kitap yazdırıldı. Şu Çılgın Türkler diye. Bu da onun bir ürünüydü. Profesör Aziz Sancar'ın, Nobel ödülü kazanan Aziz Sancar'ın Altıkabir'e apar topar getirilmesi bir şeydi. Aynı şekilde yakıt tazelemesiydi. Şimdi demek istediğim durmuyor. Yani fitne, nifak merkezleri çalışmaya devam ediyor. Vazgeçmiyorlar. Diyorum ve teşekkür ediyorum. Şu videoyla, arkasında bir video var. Ona bir göz atarsınız. Hemen peşine eklediğim. Görüşmek üzere. Senle benim aramdaki önemli fark ne biliyor musun? Benim bir bayrağım var. Türk bayrağı. Senin bir bayrağın yok. Hiçbir zaman olmayacak da. Bir paçavrayı bayrak sanmaya devam edeceksin. Ne biliyorsun? Sen gerçekten inanıyor musun? Bu salakları da öyle mi kandırdın? Özgürlük mü dedin? Ülke mi kuracağız dedim. Kesin sen de başbakan olursun şimdi, ha? Uyuşturucudan gelen parayla ülke mi kurulur lan?